Merhaba arkadaşlar. Bugün gene sizlerle Seven Days to Die oyunuyla karşınızdayım. SubQuest Undead Legacy moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son demiştik ki şu Pofengas'ı bir lootlayak. Bunun çöp kutularını falan almıştım ben herhalde, değil mi? Almıştık oyunu. Bunun bir de üst katı var. Bunun üst katında birileri var mı acaba? Kesin vardır ya. Böyle bu kadar küçük olduğuna göre bu. Kattakilere bir bakalım bakalım neymiş. Kimseyi göremiyorum ama. Spanlanmamış olabilirler. Bayağı bir şey var. Soğutucu tadında şeyler var. Burası lock'tır. Orada bir zombi gördüm galiba da. O ne? Ya bir zıplama ya. Radasyon mu? Hatun. Psikopat bir yermiş burası ya. Ups. Kalsın orası şimdilik. Nereden düştü lan o? He. Ben biliyorum burayı. Tamam.
Masalar patlak, raflar patlak. Şunda bir şey var. Tas. Bu da tas. Dolapta bir şey yoktu değil mi? Aa, bakmadık ki. Ver baba ya. Pasta ver. Ha, tam bakıyorduk şey geldi. Bunlara gerek yok ya. Aha, kitaplık. Nice. Başka? Şurada. Aa, o da tas. Tas 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 tas. Kasalar da tas. Dandik bir çanta. Alessa deyip duruyor ya. Şurada gördüm ben onu. Evet abi. Hadi abi. Evet. Yapacaksın. Evet. Boş plastik şişe. Süper. Raflar hep tas. Plastik. Şuna baktın mı? Bakmadım tabii ki. Yiyecek plastik. Şurada bir kapı var. Ne yapıyordunuz lan? Adam mı kızarttınız? Yuh. Nasıl bir restoran oğlum burası? Nasıl bir psikopatlık? Şu, okey, tuna, tas. Aynı yere açılıyor, şu arkaya açılıyor. Yo, farklı yer açılıyor abi. Ay, hiç gidişim yok oraya. Tuvaletlere bakmadık herhalde değil mi? Aynı yerde. Tuvaletleri alalım abi. Ha, burası şey, tamam. Geç onu. Şu tuvalete. Evet, burası tamam. Aha. Baba. Şenmey. İki tane var. Ne iş? Hort mu? Hemşire dolaşmaz öyle tek başına. Horttur bunlar. Hemşire dolaşıyor mu tek başına? Wandering Horde abi. Bunlar dolaşmış, bunlar geziyor bunlar buralarda var. De bu çılgınlar nereye koştu? Bu çılgınlar aldı başını bir yere gitti.
Enteresan. Abi FPS'te bir düşüklük mi var? Bu FPS niye bu kadar düşük? 19 mu 19? Bir şey mi oluyor abi? Ne oluyor? Nerf, female, fed falan filan. Bak bunlar spamlanmış. Bunlar hort. Bunlar da baş, ha, sleeper. Bunlar başka binalarda bunlar spamlanmış. Şunlarda falan spamlanmış herhalde. Neyse biz kaldığımız yerden devam. Oui. İyi mekanik parça verdi yalnız. Orada bir radyasyonlu zombi vardı. Ha bak bu da Marlin. Arkadaşım siz neredesiniz bir? Ha burası deponun arka kapısı ya. Dur böyle çizdiriz işi. Hello. Şunun arkasında mısın? Dur durayım bakayım. Damage. Bir de şurada bir şey vardı. Şunu bir açalım bakalım ya. Aha direkt kafadan. Bir saniye. Açılacak, açılacak o. Bir tık daha. Ha, zombili dedi bu. Buralardan düşmeyeceğiniz değil mi babacığım? Abi bundan sonra seçeceğim ya. Trevor'ı almayacağım. Ama çok havalandırma varmış lan burada. Bak şuradan kıllandım ben işte. Şimdi bu niye böyle? Almayacağım dedim. Gene aldım. At. Aklımızda dur canım. Çantamızda dur.
Large on mobile hem de. Scrap. Sanki untouched bir şey gördüm gibi sanki ama neyse. Titanium Reaver mı? Yok, Steel Reaver. Onu almıştık zaten. Script 4x4 asörsüz. Ulan neredeyse arabayı kendimiz yapacağız aslında. Oha, uçak motoru. Ben biliyordum zaten sizin sonradan spawnlanacağınızı. Feral. Buradayım babacığım, buradayım, gel. Ben biliyordum zaten sizin böyle yapacağınızı. Böyle esprili bir arkadaşlar olduğunuzu ben biliyordum zaten. Bence aha. Kasalar, masalar falanlar. Tas 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 tas. Neyse biraz mermi. Mermiye bak hacı. Mermi zulosuna bak. 38'likleri şurada bir tane bir şey yok muydu ya? Neyse dur. Şunları alalım abi hemen. Burada bir dünya bunlardan. Bol bol mekanik parça. Nereden çıktı ki onlar? Baktık bir de. Spawnlanmadı ya işte. Binaya gelince spawnlandı onlar. Eyvallah. Ey, ver babacığım ver. 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 Oh. Ver. Başka yok. Okey. Burası tamam. Burasını söyledik. Aynen burası zaten orası. Okidoki. Branchlenecek bir şeyler var mı? Yok. Buradaki klimaları aldık. Başka nerede klima gördüydüm ben ya? Sanki bir yerde daha klima gördüm onu. Mutfakta mıydı? Burada mıydı? Neredeydi? Ha, burası arka taraf, tamam. Buradakileri aldık zaten. Başka da yok, tamam.
Yanlarda falan mı? Gördüm. Sanki aynı. Repairable. Başka da yok herhalde. Daha ne olsun? Ya şu arabaları wrenchleyince mekanik parça falan geliyor değil mi? Geliyor bak, yağ geliyor, mekanik parça geliyor. Aslında bizim bunları wrenchlememiz lazım ama. Ama işte çok fazla motor parçası geliyor diye wrenchlemiyorum ben bunları. Çünkü çok aşırı ağırlık yapıyorlar. Aslında şu şeyleri wrenchleyebiliriz yani. Baksana 308 kilo yaptı bile yani. Ne ya, nereden geldi 308 kilo? Şu mu? 30 kilo bu. Başka? 25 kilo bu. 55 kilo. E 65 kilo. Ha, 100 kilo. Şunlar biraz fazla ağırlık yaptı herhalde. Şunlar 7,5 kilo. At abi bunları. Bu kadar çok elektronik parça ihtiyacım yok ya. Böyle bir şey yok yani. Mekanik parça paso geliyor bunlardan aslında. Benim bunları bir dolaşmam lazım. Bunlardan daha iyi mekanik parça geliyor. Bunlardan motor parçası falan da gelir. O yüzden lootlamayacağım bunları, yani wrenchlemeyeceğim. Çünkü o kadar parça şey ettiremeyeceğim. At bakayım. 298. Nice. Şu 38'likleri wrenchle abi. Şunu biriyle otla. Şunu da biriyle otla. Şunu da biriyle otla. Sonra şunu da biriyle otla. Bu 7,62'leri ver. 7,92'leri de ver. Elektrik wire ile şeyden geldi herhalde onlar. Şimdi baba, Ken Omiso, use, Pierce, Tuna kullan. Soup kullan. Bir tane Shenbei kullan. Hatta bir tane daha kullan. Hatta bir tane daha kullansın mı? 29, 120. Hadi bir tane daha kullansın. Okey. Şimdi saat 4:30. Şurası değil mi bizim açmadığımız yer? Şurası üstte kalıyor biraz, şurada. Dişonk'un arka tarafı. Hep evler. Krakabuk galiba. Ha, bir tane inşaat gökdelen gördüm. Ha, burada bir halt yoktu, o yüzden mi biz burayı açmamışız anlamadım ki. Gökdelenmiş. Gökdelen, Dishonk, Higashi, Krekebuk, iki tane. Vay anasını arkadaş, hastane. Bütün TR5'ler burada. Gel baba, TR5. İstemediğin kadar çok. Oha, otel.
Bu da apartman mı lan? Vallahi o da apartman. O da apartmanhane. Yani kolay apartman, çok dandik bir apartman. Bir tane de otel var. He, oldu oldu. Görürsem söylerim. Toys var. Burayı sanki hatırlıyorum ya. Şuradan laps diye içeri alta düşüyorduk galiba. Burada da kitaplıklar var. Ha, burası dandik olan ya. Ay, en sevmediğim. En sevmediğim. Steroid. Ha, LCD screen. O 8 skriple. Salla, salla, skriple. Şöyle diyeyim. Ya bunun sıkıntısı üst kat. Buraları almıştık zaten. Falan mı açıp? Burası da öne çıkıyor zaten. Hani bir yeri lootlamak istemezsiniz ya, işte orası orası.
Scrapple at, scrapple at, at. Ve de scrapple. Yani genelde burada motosikletçi falan oluyor. O yüzden hiç sevmiyorum burayı da, bu sefer Allah'tan motosikletçi yoktu. Herhalde değil mi? Yok. Aynen. Oha, titanyum, altın, maltın falan filan, gümüş. Ah be abiciğim. Scrap, scrap. Bu altının bir tane kullanıldığı yer var. Onu daha önce söylemiştim. Şunları da scrapleyelim abi. Bir de bizim saçma sapan bir şey buldum demin. Ha, şunu at. Onun dışında başka kullanıldığı bir reçete yok külçesinin. Külçe yapan külçenin. Ve de şöyle bir durum var. Bunları aldım mı, değil mi ben ya? Aldım. Ne geldi abi bana? Gene oradan saçma sapan bir şey geldi ya. Külçe yapıp satmak daha iyi. Arkadaki çöpleri almadık herhalde. Yani altın ve gümüşü. Gene bak saçma sapan bir şey. Külçe halinde satmak daha karlı oluyor. Ya yani 10 taneden bir külçe oluyor ama deget ben attıkça geliyor ya. Sonuçta mesela 10 tanesi ham madde olarak satarsanız diyelim ki işte şuralarda biraz havalandırma tadında bir şey yoktu değil mi abi ya, hiç yok. 10 tanesi ham madde olarak satarsanız işte 460 falan alıyorsunuz diyelim. Külçe halinde satarsanız onu, yani 10 tane külçe haline sokup satarsanız 540 falan alıyorsunuz. Orta gitmeyeceğiz biz bu arada ya. West'e gideceğiz, West. West is the best. Altın da aynı şekilde. Yalnız altının bir tane işte şeysi var. Kullanıldığı bir yer var. Altın külçesinin.
O da bir silah yapımında kullanılıyor. Brink's Fury diye bir şey. Brink's'in öfkesi mi ne öyle bir şey. Bir tane bir sledgehammer. Ona 6 tane külçe istiyor. Onun dışında başka bir resiteşi yok. Yani hani 6 tane altın külçeyi ayırdıktan sonra kenara gerisini gene külçe şeklinde satabilirsiniz ki öyle satmanızı tavsiye ediyorum. Burayı lootlamış mıyım lan ben? Lootlamışım. Lootlamışım burayı. Berabere diyelim ona hadi. Senin güzel hatırına berabere diyelim. Kaybeden sen oldun ama. Berabere diyelim. O yüzden külçe olarak sattım. Ben geçen sefer sattım. Sonradan fark ettim. Lan bir baktım ki hani fiyatı gerçekten çok aşırı yani külçenin. Onda şeyde bir tane silver bulmuşuz. Yani şey gümüş külçe bir yerden. Nereden bulduysak ben hiç bilmiyorum. Ben onu steel diye bakıyordum. Te ne zamandan beri. Yani şey çelik bar diye bakıyordum. Ulan çelik bar var diye gittim kasaya bir tane. İki tane lazımdı. İşte bir tane gerekiyordu. Bana bir baktım şey birleşmedi, steklenmedi. Dedim bu ne ki ya? Bir baktım ana gümüş. Gümüş külçesi gelmiş bir yerden. Nereden geldiğini bilmiyorum. Sonradan fark ettim. Ulan gümüşüm bir baktım 500. Dedim ki yani gümüş külçe ne işe yarıyor hacı? Yani bir mutlaka bir işe yaraması lazım gümüş külçenin. Aldım recipes falan yok. Tabii donan var, at var. Yani şey donan dediğim şey. Wear. Wear var. Bir de drop var. Allah Allah falan. Sonradan hani dedim ki o zaman satılacak bu. Satılacaklara koydum falan. Bir baktım 540 fiyatını gördüm. Ulan dedim acaba 10 tanesi kaç para yapıyor? Bir baktım tane fiyatına gümüşün. Aa, külçe daha karlıya geliyor. Biz haybiye satmışız o kadar altını şeysin. Yani hani ne kadar kazanacaksın? Yani sonuçta kaç tane sattık yani? 50, 150 tane gümüş sattık galiba yalnız biz ya. Şaka maka. Aynen 150 tane falan gümüş sattık. Yani 15 külçe nereden baksanız 100'den 1500'lük yapar. Az değil. Baksana abi motor şiir gibi akıyor ya hiç. Bak. Artistliğini bile yaparsın yani. Hatta bilmeyenlere şunu da gösterelim. Bilmeyenlere de bunu gösterelim yani. Böyle de gidiliyor bu araçta. Hatta ve hatta şu düz duvara tırmanırsınız. Ama tabii ben ölmek istemediğim için 420, 470, 50 kilo fazlam var. Düz duvara tırmanırsınız onunla. Şimdi akacığım benzin bidonunun hiç gerek kalmadı. Onu atabiliriz. Gerisini de götürelim. Kaç oldu? 450. İyi rahat. Toplam kaç mekanik parça bulmuşum ben bugün? 79 mekanik parça bulmuşum. Fena sayılmaz. Bir gün için. Çok kötü değil. Bayağı bir brass da bulduk. Yay da bulduk.
Baba bu lazım değil ya. Bu bir tek reçete için kullanılıyor. O da bunun reçetesi. Furnace diğer ikinin Furnace diğer iki. Ha, yaparken lazımmış mı bundan? Ha, iyi dursun o zaman. Yaparken lazım, doğru. Eskiden içine koyuyorduk. Şu nail gun'lar biraz bende azalmış. Burada biz saçma sapan bir şey yapmadık değil mi? Şu güzel para gidecek ha. Şu motor parçalarını at, şunları at. Ondan sonra Augur'a bakacağım. Şunları at abi. Şunda boya var. Şunları da at. Şatkanı da at, şunu da at, şunu da at, şunu da at. Geri kalan başka satılacak bir şey. Ha şu. Ha şu. Ha şu. Ha bir saniye. O olmayabilir ya. Kaçmış bu? 14. Bir al bakayım sen bunu. 14 mi? Bu da. 14 artı 2. Nereye koydun? Şuraya. Aynısı. Hiç problem. Hiç dert değil. Sat. O da güzel para çek. Sentimentoları yaptım ya. Oo, 1000 tane nice. Very nice. Hemen onu da göstereyim bak şurada. Hazır konuşmuşken. Bunun bir tanesi 54. 10 tanesi 540. Bu 676. Hemen gümüşü de göstereyim. 10 tanesi 405. 10 tanesi 540. Yani dolayısıyla ben şu an altınları satmıyorum. Çünkü 6 tane külçe olarak bırakacağım. Ama hani o da şundan. Nerede yapıyoruz onu? Workstation'da mı yapıyoruz? Ballistic Table'da mı yapıyoruz? Ha yok yok, Demirci Ocağı'nda yapıyorduk, pardon. Doğru. Tamam, burada yapıyorduk. Şu. Brinks Fury. Bunu ben E kalitesini yapabiliyorum. Bu 6 tane altın külçe istiyor. Dolayısıyla hani bunları biriktirdikten sonra o altınları da külçe yapıp satacağım. Kimya masası boş. Mekanik masası. Sen değil. Research. De buradan şeyleri araştırmam lazım işte. Şu sileç falan filan. Bunları araştırmam lazım. 500 tane varmış ki ben de ya. Allah Allah. 500 tane yapmışız. Oo, 550 yapmışız. Gayet güzel. Çok güzel. Gayet güzel. Neyse, bu bölümün de sonuna gelelim. Yarın da genel lootlanacağım. Yarın 111 oluyor değil mi? Tabii, 111 oluyor. Yarın da lootlanacağım. Birkaç tane crackerbook gördüm. Belki bir crackerbook lootlayabiliriz. Biraz research data yapmam lazım çünkü. Birkaç tane bir şeyi arttırmam gerekiyor. Bulamıyorum çünkü. Yani büyük bir crackerbook'a girebilirim. Mesela şu balyozu arttırmak istiyorum. Bıçağı araştırmak istiyorum. Çünkü titanyum katana yapılacak mı, yapılmayacak mı? Hani böyle değişik silahlar var falan filan. Bayağı bir research data gerekiyor. Oradan da gene nereden baksanız bir 1500 tane falan aşağı yukarı research data geliyor. Dolayısıyla öyle bir şeyler, öyle bir şekiller yapmam gerekiyor. Yani bir günde lootlarım herhalde, bir videoda lootlarım herhalde. Bu sefer biraz daha seri lootlamayı düşünüyorum. Krakebook'u. Ya seri lootlayayım derken M60'la mesela seri lootlanayım derken
Screamer çağırıyor. Siz şimdi mesela yüksek binalarda M60 çekiyorsunuz, ta 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 tu 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 ta 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 tu 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 gidiyorsunuz mesela. Screamer en aşağıda spanlanmış oluyor ve çığlık atmış oluyor. Aşağı bir iniyorsunuz ki Allah, aşağısı zombi kaynıyor böyle. Çılgınlar gibi. Hem de 2-3 tane screamer, o screamer çağırmış, o çığlık atmış bilmem ne. Duyuyor ya sizi de yukarıda silah sıktığınızı. Sen onun çığlığını duymuyorsun ama o senin silahları duyuyor. Basıyor çığlığı, basıyor çığlığı. Aşağısı zombi. Hort'tan beter. Bir de radyasyonlu falan çağırıyor şimdi benim screamer'lar. Feral geliyor genelde. O yüzden hani böyle M60'ı böyle hani sıka sıka gideriz falan diyeceğim ama hani öyle de bir durum da olmuyor. Çok sıka sıka da gidemiyorsunuz. O yüzden biraz yavaş gitmeniz gerekiyor. Çünkü Screamer'ı hani şey silahlar da çağırıyor yani ve M60 hani böyle resmen çılgınlar gibi yani. Hani bir 300-400 mermiyi sıkın yani oho kesin gelir. O yüzden çok böyle M60'la da sıka sıka da gidemiyorum ama orası da öyle bir kalabalık ki yani AK falan kesmez orayı. M60 lazım. O yüzden de çok böyle büyük binalara da pek giresim yok açıkçası. Yani krakibuklar hariç. Yani. Yani krakibukları da işte Research Data şart. Ya şu işi birazcık aslında aşırı yapmış yani bence. Gerçekten çok aşırı yapmış. Yani acaba şeyi mi düşündü? Yani hani belli tek yoldan git. Hani tek yönden git. Hepsini yapma. Hepsini yapama. Hani belirle ona göre git. Yani mesela nedir? İşte shotgun mı oynamak istiyorsun? Shotgun'ı sadece araştır. İşte hani otomatik silahlar işte ondan sonra ne bileyim işte ben tabancalar işte keskin nişancı silahları falan filan hepsini araştır ama falan bunların böyle. Hani böyle bir düşüncesin var. Ya da işte mili ya balyoza git, ya işte sopalara git, ya bıçağa git falan hani bu tatlı bir şey mi düşündü acaba diye düşünüyorum ama hani birazcık aşırı istiyor yani hele ki süperi 5000 istiyor. Bir de şimdi yeni versiyonda 6 tane şey olmuş, bir tane de H diye bir şey sokmuş araya. Yani artık F kaliteden başlıyor mu? H kaliteden başlıyor galiba. Öyle bir şey gördüm ben. Ya da F kaliteden başlıyor da araya bir H kalite mi sokuşturmuş? Yapmış bir şeyler yapmış yani. Değişik değişik bir şeyler yapmış yeni versiyonda. Onu da versiyonu da şeyden sonra güncelleyeceğim. Bu Fortnite'tan sonra güncelleyeceğim. Artık olduğu kadar olmadığı kadar diyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü bayağı bir şey değişmiş. Yani sular bilmem neler şunlar bunlar. Pek bazılarını sevmiyorum değişikliklerini ama sevmedim yani daha doğrusu ama güncellemem de lazım çünkü eski versiyonu oynayıp duruyoruz. Yeni versiyonu daha güzel. Daha iyi şeyler var. Biraz daha detaylı. Yani bizi biraz daha tutar. Yeni şeyler öğreniriz. Ve en çok da şeylere hasta oldum. Yeni storage'lar koymuş. Tam bizim Volt'a koyabileceğimiz storage'lar var. Hatta bazıları elektronik göstergeli gibi falan böyle değişik. Sign'lı elektronik böyle hardened chest'ler var böyle. Tam Volt yani bizim bu sığınağa yerleştirebileceğimiz güzellikte chest'ler koymuş, getirmiş. Onları da istiyorum açıkçası. Onları hani dekor olarak da çok güzel görünecekler. Neyse, daha fazla gevezelik etmeyelim. Videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğendimi tıklamayı unutmayınız. Abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.